Televizyonların en çok seyredilen haber kanalı TRT Haber'in en çok seyredilen haber bülteni Kukla Kiler Haber'den sevgiler, saygılar, hürmetler. Bir kere daha biz Aylan Süren'in başına geldik. Sevgili seyirciler, gün geçmiyor ki gün geçmesin ve bazen gün geçmiyor hakikaten. Evet, bugün gün bir türlü geçmek bilmedi. Anam bir sıkıldım. Dedim ya, haber vakti gelse de haberi sunsam da yatıp uyusam. Hanginiz bazen bunu istemez ki? Ben de 40 yılın başı böyle bir şey yaşadım ve içimden gelenleri de söyledim. Evet, bu alakasız anekdottan sonra haberimize geçebiliriz. Sevgili seyirciler, haber bültenlerinin vazgeçilmez konularından biri de kuşkusuz sonradan çok zengin olduğu ortaya çıkan dilenci haberleri. Adam dileniyor ama 5 katlı binası var, dileniyor ama cebinden 100 bin lira çıktı şeklinde haberlere bugün bir yenisi daha eklendi. Haberin ayrıntılarını alacağız. Hemen haberi hazırlayan muhabirimiz Taki Metin'e dönüyorum. Evet, sanıyorum Taki şu anda ortada yok. Bir dilenci görüyorum. Arkadaşlar, nerede Taki? Benim Feruk Kalender. Tövbe bismillah. Taki, ne oldu sana Taki? Bu halin ne? Kim yattı sana? Eylemciler arasında mı kaldın? Orkan mafyasının eline mi düştün? Koluna ne oldu? Hay Allah ya. Sakin ol Feruk Kalender, sakin ol. Düşündüğün gibi değil. Tedbiri kıyafet bu. Bak, elimde burada. Ya hay Allah ya. Aklımı aldın Taki. Ya niye böyle dilenci oldun? Yoksa o zengin olan dilenci sen misin? Durum şu Feruk Kalender. Geçenlerde üst geçitten geçerken orada dilenen bir yaşlı emmi gördüm. Başımın, gözümün, şu güzel nurlu yüzümün sadakası olsun diye belli bir miktarda nakiti bey amcanın eline sıkıştırdım. Allah kabul etsin de ama böyle ulu orta dilenenlere para vermek doğru değil. Alıştırmamak lazım. Diğerlerine kötü örnek oluyor sonra Taki. Abi, ben haber amaçlı verdim. Yoksa verir miyim? Zaten prodüksiyondan verdim. Prodüksiyondan mı? Arkadaş, ocağı mı söndüreceksiniz ya? Neyse Feruk Kalender, parayı sıkıştırdım. Ama insan bir hayırlı işlerin olsun oğlum. Allah tuttuğunu altın etsin. Tutamadıklarını değerliyse senedine dönüştürsün. Çoluğunu çocuğunu özel kolejlerde okutmayı nasip etsin. Ya ne bileyim, en azından kaynananla iyi geçinmeyi nasip etsin diye bir dua eder değil mi? Ama yok, dua filan yok vallahi Feruk Kalender. Dilencilik raconu kardeşim, etmesi lazım tabii. Etmedi mi yoksa? Etmedi tabii. Ben de dedim ki madem verdiğim para karşılığı gereken hizmeti alamıyorum, o zaman ben de bu olayı bir araştırayım falan dedim kendi kendime. İyi demişsin. İşte senden beklediğim de bu zaten Taki. Sonra? Sonrasını VTR'den izleyelim Feruk Kalender. Allah ne muradınız varsa versin. Allah iki maaş artı bir ikramiye versin. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın inşallah. Allah sevdiğinizden ayırmasın. Allah telefonunuzu, kontrolsüz laptopunuzu wireless'ız bırakmasın abicim. Bahale, sen neye geldin de buraya çömdün ha? Başka yer mi yok? Gat ileride dilensene. Ne benim ekmeğime mani oluyor? Allah Allah! Nereye gidecekmişsin? Ha, şu tarafa git kardeşim. Ben buranın 15 senelik dilencisiyim. Herkes burada benim dualarımı bilir. Oğa göre geçer buradan. Dağdan gelip Bağdat'ını mı kovuyorsun sen? Allah Allah! Ha. Ne alakası var abicim? Ben de yeni bir tarz yapıp bu yolda kariyer yapmak istiyorum belki. Belediyenin geçidi işte. Babanın yeri mi? Belediyenin değil kardeş. Benim üst geçidim burası. Okumadın mı geçidin ismini? Mırtaza Ali Bol üst geçidi. Ben yaptırdım burayı kendi paramla. Sen ne diyorsun? Hey yavrum hey. Nasıl yani ya? Bu üst geçidi sen mi yaptırdın? Ne sandın de? Herkes işine yatırım yapar. Ben de çalıştım didindim. Yemedim içmedim. Duamı esirgemedim. Kazandıklarımla aha da bu üst geçidi yaptırdım. Altı üstü geçittirsin ama vallahi dünyanın parası ha. Vay be! Biz daha ev sahibi olamadık. Adam üst geçidi dikmiş iyi mi? Ya ben de zaten benim rezidansın taksidi bitsin. Bırakacağım bu işleri. Gün sayıyorum işte.
İşler de rutine bindi. Her gün her gün aynı dualar. İnsan sıkılıyor biliyor musun? Şeytan diyor satmalı. Yerleş Bodrum'a. Arada bir halik anlasın oralarda dilenir. Rızkımı da çıkarırım. Neyse hadi uzatma lafı. Sen buradan gidiyor mu gitmiyor mu? Gitmiyorum arkadaş, gitmiyorum. Allah Allah, siz iyice çete olmuşsunuz ha. Eh yavrum sen kendin kaşındın. Şimdi tweet atıyorum bütün arkadaşlara. Ekmeğimizle oynuyorlar hashtag ile. Bir dakika. Dakikasında burada olurlar. Seni bu alemde ta yapmazsan ben de Murtaza değilim ha. Ne oldu kardeşim? Niye kestiniz? Abi buraya kadar çektik. Kameranın şarjı bitti. Ne oldu sonra bu dilenci? Ne olacak? Yakalattırıp polislere teslim ettik. Delil olarak da bu kaseti verdim Ferruk Kalender. Aferin Taki. Yani açıkçası beni bir kere daha şaşırttın. Çok önemli bir haberdi. Haber için dilenci kılığına girdin. Bu aralar bayağı iyisin. Aferin. Ne demek Ferruk Kalender? Sana son bir şey anlatayım. Adamın biri o kadar saf ve iyiymiş ki bir dilenci sadaka istemiş. Dilenciye sadaka vermeyince dilenciden dayak yemiş de olsun be verilmemiş sadakan var demiş. Nasıl espri ama? Komik ama değil mi? Evet. Taki demek ki övmeye gelmiyor, hemen işinin suyunu çıkartıyor. Demek ki Taki'yi öven dizini döver diyoruz ve geçiyoruz bir kere daha bültenin sonuna. Zaten ne derler bilirsiniz, paradan şöhretten hayır yok, ikisi de bir gün biter. Artistliğe gerek yok, adam ol yeter. Teşekkürler Türkiye, biz kimsenin kuklası değiliz. Hafta içi akşam buradayız. Olmadı Facebook ve Twitter'dayız. O da olmadı TRT Haber.com'dayız.